El bileği ağrıları en sık kimlerde görülür? Nasıl işlerde çalışanlar daha çok risk altındadır? El bileğini sakatlanmalardan korumak için neler yapmalıyız? Tek parmak veya parmakların çekilmesine sebep olan hastalık nedir? Doçent Doktor Bülent Özçelik az sonra canlı yayında. Evet efendim, ortopedi ve travmatoloji el cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Bülent Özçelik bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hocam. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim tıpta ortopedi, travmatoloji diye yani her türlü kemiğimize, kırığımıza bakan, ağrımıza bakan bir dal var. Cerrahi bir dal var. Ama son yıllarda dediğimde bir 15-20 senedir var herhalde, bir el cerrahisi, bilek cerrahisi gibi ayrı bir şey çıktı. Neden bu da gereksinim duyuldu? Aslında ben internliğe girdiğimde başladığım zaman bir parmak yerine dikiliyor diye bir şey duydum. Bu çok ilginç geldi bana. Ve o zamandan beri ben de bu sevdanın peşinde koşuyorum. Yaklaşık 1995 senesinden beri. Öğrencilik yıllarınızdan tabii, bahsediyorsunuz hocam. Bu aslında 1970-80'ler 70-80 seneleri arasında başlayan bir ayrımlaşma, özelleşme. Özelleşme. Son yıllarda bu her dalda olduğu gibi ortopedi bölümü de bölümlere ayrılıyor. Omuz, dirsek, bel hastaları, kalça hastalıkları. El cerrahisi de zaten çok daha önceden ayrılmıştı ve son dönemde el cerrahisi uzmanlığı bir yan dal olarak artık ortaya çıktı. Çok kullanıyoruz bence hocam. Ondan belki de sorunları da çok. Ya aslında sosyal ortamda her şeyde elinizi kullanıyorsunuz. Şu bir önceki görüntüye dönme şansımız var mı acaba? Bundan bir önceki görüntüye dönebilirsek. Şöyle bir şey var. El cerrahisinin çok önemli. Bakın, tıpta anatomi dersi var. Biz ikinci sınıfta gördük anatomi dersini. Anatomi dersindeki en zor şeylerden biri el bileği kemiklerini öğrenmektir. Çünkü o kadar çok vardır ki, o kadar karmaşık bir sistemdedir ki, kim kimin altında, kim kimin üstünde. Sanki şuramıza bir grup kemiği böyle doldurmuşlar, tıkıştırmışlar gibi durur ama onlar bizim bütün bu hareketlerimizin olabilmesini, parmaklarımızı kullanmamızı sağlayan kemikler. En çok el bileğinde, tabii insanın neresi ağrırsa şikayeti canı oradaymış. El bileğimizi ağrıtan şey nedir? Aslında sizin bahsettiğiniz gibi gerçekten çok komplike bir yapı. İki tane uzun ön kol kemiğimiz var ve o... Şurada görüyoruz herhalde. Ben müsaadenizle size yardımcı olayım, göstereyim. Şu kemikleri... İki tane ön kol kemiğimiz var ve bu kemiğin üzerinde 8 tane birbirine acayip şekilde... bağlanmış ve el tarak kemikleriyle el bileği kemik ön kol kemikleri arasında yerleşen kompleks bir yapımız var. Tabii bu bir önceki slaytlarda daha güzel görüntüler vardı. Onlara da geçeriz şimdi. Yani burada şuradan ön kol kemikleri dediğimiz, yani şu kemiklerimiz geliyor ve bileğimizdeki, bakın her biri sanki birer çakıl taşı gibi gözüken ayrı ayrı kemiklerin hepsi orada bizim bu parmaklarımıza giden kemik yapılarını dengeliyorlar. Bu çok tabii kritik bir yapı değil mi? Evet. Bu kemiklere hiçbir kas, tendon vesaire bağlanmıyor. Sadece bir tanesine, o da gerçekten bu kompleksin içinde olmadığı düşünülen bir yapı. Ve bu kemik, bu el bileği hareketleri de aslında ele giden veya el tarak kemiklerine giden kirişler vasıtasıyla hareket ediyor. Bir de hareketi de aslında kendine bağlı değil. Elin hareketleriyle çok bağıntılı. Ve gerçekten bu kemiklerin ahengi çok önemli. O bağların hepsinin tek tek çok önemi var. Şurada gördüğünüz, ben de gelebilir miyim? Tabii, buyurun. Şurada gördüğümüz ana kemiğimiz var. Buna biz tıp dilinde radius diyoruz. Burada ama burada bir boşluğumuz var, görüyorsunuz. Aslında burada bir boşluk yok. Burada bir menisküs yapısı var. Ve yani dizimizdeki bildiğimiz menisküs gibi burada da bir yastık var. Aynen o yapıda ama çok bilinmiyor. Aslında bu boşluğun içinde, ya burada bir boşluk görüyoruz ama bu boşluğun olması mümkün değil. Orada bir şeyin olması hemen lazım. Hemen çok özür dilerim, bir soru soracağım, aklıma geldi. Dizimizde menisküs oluyor, hatta biz daha yeni işledik. Dizdeki menisküs gibi bileğimizde de menisküs olabiliyor mu? Yani yırtılabiliyor mu bu menisküs?
zaten ana sorun bu konunun çok bilinmemesi, insanların bu ağrılarla devam etmesi. Buradaki tabii ki dizdeki menisküsün özelliklerine yakın olan yapının yırtılması da mümkün. Ve yırtıldığı zaman aynı dizde olduğu gibi el bileğinde de menisküs ağrıları, menisküs yırtığı ağrıları oluyor. Bu boşluğun şu siyah kısım değil mi? Evet, bu boşluk, bu boşluk aslında hani gözükmüyor ama biraz sonraki slide'da belki göreceğiz. Bu boşluğun içinde yerleşmiş olan menisküs yırtıldığı zaman el bileğinin özellikle bazı hareketlerinde ve çevirme hareketlerinde ağrılarınız oluyor ve aslında biz bir süreç sonra biz 6 aydan sonra bu ağrıların devamında mutlaka bir sorun olduğunu düşünüp artık bunun tedbirini ve tedavisini yaptırma yoluna gidebiliriz. Çünkü son gelişmelerle artık bunun tedavisi kapalı yöntemlerle yapılabilir hale geldi. Yani 6 ay bileğiniz ağrıyorsa artık bir doktora gidin lütfen ve bunun tedavisi yapılabilir. Ve de bu artık açarak keserek değil de kapalı yöntem dediğimiz yöntemlerle de yapılabilir. Kesinlikle. Peki en çok bilek ağrısı menisküsten mi gelir? Aslında şimdi biz daha demin bahsettik. Bu kemikler birbirlerine bağ yapılarıyla yapışıyor. Yani bunlar birbirine bağlı değil mi bu kemikler? Tabii tabii. Hepsi çok kompleks yapılarla, çok kompleks bağ yapılarıyla birbirine bağlanıyor. Ve bu bağ yapılarında bazen özellikle şu 3 tane kemik arasında bir bağ yapımız var. Önceki slaytlara geçmemiz. Geçelim bir önceki slaytlara gidersek eğer onları da görebilirsiniz, anlatmaya devam edelim. Yani şu 3 tane kemiğimiz birbirine bağ... Bunlar bilek kemiklerimiz, bilek değil mi? Kemikleri, gözüken evet. Çakıl taşı evet. Gibi dediğimiz kemikler. Bu bağ yapılarından herhangi bir tanesinin yırtılması özellikle el bileğinin aşağı yukarı hareketi sırasında, özellikle yukarı kaldırma hareketi sırasında çok büyük ağrılar yapıyor. Şu ana kadar en çok eklem içi ağrı nedeni olarak gördüğümüz el bileği bağ yaralanmaları. Daha sonrasında menisküs yaralanmaları gibi şeyler oluşuyor. Aslında çok az biliniyor. Yani bizim ortopedist arkadaşlarımız tarafından da bu konu daha çok yeni algılanan ve çok yeni gözlenen bir... Peki biz şikayetten yola çıkalım isterseniz. Evet, şimdi evet. Nilüfer konuklarımızın arasında var. Ben sizi alabilir miyim? Çünkü biraz önce bana gösterdi elini. Adınızı öğreneyim. Meryem Alıcı. Duyamadım. Meryem Alıcı. Meryem Hanım. Hocam Meryem Hanım'ın elinde gözle görülür bir, görebilir miyiz Meryem Hanım? Bir kemik çıkığı var hocam. Bu sık rastlanan bir şey midir? Sizin bahsettiğiniz aslında bir kemik çıkığı değil. Herkes kemik olarak algılıyor. Ben de buradan görülebilecek kadar büyümüş artık. Nedir hocam? Biz buna ganglion diyoruz. Aslında bir kist. Eklem içinde bir kapsülün içine sıvı doluyor ve o kadar çok sıvıyla doluyor ki artık biz onu çok sert olarak hissediyoruz. Bir kemik, resmen bir kemik gibi. Bir kemik kıvamına geliyor. Ağrı yapıyor mu bilmiyorum evet, ama. Evet soralım hemen, yapıyor mu Meryem Hanım? Ağrı iş yaptığımda bir de hani el malzemesi kullandığımda bıçak. Fı örgü yapıyor musunuz? Evet. O zaman önceleri şişiyor mu? Çok yapıyordum. Çok mu yapıyordunuz? Evet ondan. Kere geçmiş olsun. Hamarat Hanım hastalığı denilen bir karpal tünel vardı. Bu da başka cinsi mi hocam? Bu başka cinsi. Biraz zorlu hamaratlık evet. Yapan insanlar da daha çok gözüküyor. Şimdi aslında biz bu şişliği çok görüyoruz. Bazen kendi kendine indiği dönemler evet. De olabiliyor. Bazen daha fazla şişme oluyor. Daha fazla şişiyor. Para bağlıyor musunuz para? Öyleydi eskiden ama, para bağlarlar. Ama iyi bir yöntemdir. Biz de deniyoruz. İlk önce gerçekten mi? Üzerine bası yapmak bazen şişliği azaltabiliyor. Çok özür dilerim. Evet. Para dediğimiz zaman yani kağıt para değil, metal paradan bahsediyorum. Metal parayı üstüne koyup sıkıca bağladığınızda onu bastırdığı için değil mi? Biz ağrı yapmıyorsa aslında o şişliklerde şekil olarak size çok sorun yaratmıyorsa aslında bunların çok fazla çıkarılmasını çok önermiyoruz. Ama ağrı yapıyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Alttaki nedenleri araştırmak lazım. Daha demin bahsettiğim o iki tane kemik var o şeyin altında, şişliğin altında. Muhtemelen o şişlik o iki kemik arasından çıkıyor.
ve o iki kemik arasındaki bağ yırtığının üzerine bu ganglion dediğimiz eklem kapsülü şişliği oluşuyor. Ve bu eklem kapsülü şişliği olan hastaların çok iyi şartlarda, çok iyi şekilde değerlendirilip çok basite alınmadan incelenmesi gerekiyor. Asıl sorun, ya ben ameliyat oldum, tekrar aynı yerden çıktı. Tabii ki çıkar. Yani ilk önce alttaki nedeni saptamanız lazım. Sonra üstteki neden alttaki nedene bağlı olduğu için alttaki nedeni yapmazsanız üsttekini çıkarmanın çok anlamı yok. O yüzden alttaki bağ yırtığını mutlaka başka bir tetkikle inceleyip ağrı nedenini tespit edip sonrasında o işlemi yapmak daha doğru olur. El bileği ağrınız var ise mutlaka size ileri tetkike ihtiyaç var.